İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Kibir ve tevazu. Ahmet Mekki Efendi halis Allah adamı. Onu gören kimsenin giderdi hüznü gamı. Buyurdu ki, en büyük günahtır gurur, kibir. Kibir, küfre en yakın günahlardan biridir. Hatta bu küfre öyle yakındır ki o kadar, sanki aralarında bulunur ince bir zar. Bu kibir öyle feci beladır ki maazallah, kibirli olanlara düşmandır bizzat Allah. Eğer yakalandıysa bu belaya bir kişi, temizler onu ancak cehennemin ateşi. Kibir asıl vasfıdır nefsi emmarenin de, hatta her fenalığın bu vardır temelinde. Secde etmediyse Adem'e lain şeytan, ben ondan hayırlıyım dedi de işte ondan. Ve eğer bir Müslüman kılmıyorsa namazı, bu dahi kibirdendir. Budur onun manası. Eğer hor bakıyorsa bir kimse diğerine, bu dahi işarettir o kimsenin kibrine. Müslümana suizan, hakir görmek ve gıybet, sahibinin kibrine ederler hep işaret. Biri danışmıyorsa yapacağı bir işte, kibirli olduğunu gösterir bu da işte. Yani istişareden kaçıyorsa bir kişi, söylemek istiyor ki, bilirim ben bu işi. Dua istemiyorsa insan yakınlarından, bu dahi kibir ile ilgilidir yakından. Çünkü ihtiyacını arz etmek nefsi kırar. Eğer arz etmiyorsa kibirdendir aşikar. Bu kibir her insanda bulunur, çok veya az. Evliyadan gayrisi bundan pek kurtulamaz. Eğer biri dese ki, bende yoktur hiç kibir. Bu söz onun kibrine en açık bir delildir. Bir insan Allah için tavazu etse eğer, Hak Teâlâ indinde bulur kıymet ve değer. Bugün iki Müslüman düşse bir ihtilafa, her biri ben haklıyım diyor öbür tarafa. Halbuki haklı olsa ne geçer ki eline? Belki ikisinin de az kaldı eceline. Çok olsa da o ölüm gelecektir akibet. Kimin haklı olduğu çıkacak yarın elbet. Bu hal şu koyunların haline benzer aynen. İtişip kakışırlar mezbahaya giderken. Halbuki biraz sonra hepsi boğazlanırlar. Lakin bundan habersiz kavga edip dururlar. Rahmete kavuşmaya vesiledir tevazu. Zira yüksek dağlardan aşağı akar su. İnsan da kendisini aşağı görür ise, rahmeti ilahiden alır büyük bir hisse. O tevazu ettikçe yükselir derecesi, zira hakkın böyledir adeti ilahisi.
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Haris el-Muhasibi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, sana zulmedeni affet. Amelinle mağrur olmaktan sakındığın gibi ilimle gururlanmaktan da sakın. Yakınının, fakirin ve komşunun hakkını gözet. Konuşmadan hoşlanmayanın yanında konuşma. Mazlum kardeşine yardım et. Zamanını iyi değerlendir buyuruyor Haris el-Muhasibi rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Allah'tan razı olsun. Amin cümlemizden. Buyurunuz efendim. Hocam, kendim için, çocuklarım için, bütün Müslümanlar için dua istiyorum. Allah Teala razı olsun. Rabbim hepimizin yüzünü ahirete çevirmeyi nasip etsin. Hidayet nasip etsin. Anlayışı ihsan etsin. Sıhhat afiyet versin. Ahir zaman fitnelerinden bizleri de, neslimizden gelecek olanları da muhafaza buyursun. Ve Cenab-ı Hak hepimize son nefeste de iman selameti ihsan etsin inşallah. Allah'a razı olsun. Radyonuzun sesini kısabilir misiniz? Tamam. Evet, buyurun. Hocam, bizim şu an olarak hocamız kim? Yani biz genelde sizi dinliyoruz da. Hani biz dua ederken Abdülkadir Geylani Hazretleri diyoruz, Veysel Karahani Hazretleri diyoruz. İşte biz yani normal olarak hocamız kim? Onu, yani bizim rehberimiz kim diyorsunuz değil mi? Evet. Peki efendim. Evliya günah işler mi? Dün soruyor. Kendiniz bir ara konuşuyordunuz. Sohbetinizi dinledim. Ben de aklıma geldi gerçekten. Evliya günah işler mi? Evliyanın dereceleri var mı yani? Onu soracaktım. Hazreti Osman radıyallahu anh dinliyoruz. Bazen hayatını okuyorum. Kur'an-ı Kerim'i mesela 5-6 saatlik dilimde okuduğunu, hatmettiğini duyuyorum. Onlar manevi alemde mi okuyordu? Mesela biz 30 saatte falan okunuyor diye, hani hızlı bile okusak 25 saatte falan okuruz diye düşündüm bugün de. Onu soracaktım. Onların okuması nasıl okuma yani? Sonra borç para alan mesela 10 sene sonra ödese yine aynı fiyattan mı ödeyecek? Yoksa 10 sene şey düşünmeleri mi gerekiyor? Bazen insanlar para alıyorlar. 5 sene sonra, 5 ay sonra ödüyorlar. Ama aynı fiyattan ödüyorlar mesela. O normal mi? Olacak. Peki efendim. Tamam, iyi günler. Peki, teşekkürler, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. İkinci dinleyicimiz, buyurun. Alo, selamünaleyküm. Aleykümselam, buyurun. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Size de teşekkürler. Hocama bir sorum olacaktı da şöyle bir soru aslında. Sünnetleri yerine farzları eda edin denmişti ya, ki ben öyle uyguluyorum. Sünneti müekked dediniz. Yani önemli sünnet. Onun yerine de farzları eda ediyorum. Sıkıntı var mı? Ya da doğru mu yapıyorum? Doğru yapıyorsunuz efendim. İzah edeceğiz. Bir tek sabah namazının sünneti Hanefi'de istisnadır. Allah razı olsun hocam. Amin cümlemize. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Bugünkü Türkiye Gazetesi'ndeki yazınızda, köşenizde Nuh Aleyhisselam ve Nuh Tufanı ile ilgili bilgiler vermişsiniz. Şimdi bir insan Nuh Tufanı'na inanmasa, öyle bir şey yoktur ya dese, ya da lokal küçük bir bölgeyi ilgilendiren bir konu, bütün dünyayı ilgilendiren bir şey olmamıştır öyle bir şey dese, Nuh Aleyhisselam'a inanıyor ama Nuh Tufanı'na inanmıyor. Öyle bir şey olmaz diyor. Bunun Müslümanlığına bir zarar verir mi? Bu Kur'an-ı Kerim'de geçen bir şey mi? Şimdi Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet alimleri Allah-u Teala yaratırken onlar seçip yaratmış. Şimdi mezhepsiz ve habisi bu kitapları okumadığı, daha doğrusu bu zatlara inanmadığı için, o gözle de bakmıyor, insafla da yaklaşmadığı için de anlayamıyor. Kendi anladığını en doğru zannedip öyle anlatıyor. Hem kendini helak ediyor, hem de kendini dinleyenleri. Şimdi kılı kırk yararak öyle bir tasdif etmişler ki, mesela namaz, zekat, oruç diyeceksiniz, niye bu misalleri verdiniz? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir defa da iyi defalarca namaz hakkında, zekat hakkında, oruç hakkında, hac hakkında defalarca ayet-i kerime gelmiş.
Şimdi fıkıh kitaplarında anlatılırken hakkında nas varsa, nas burada ayet-i kerime, hadis-i şerif demektir. Ayet-i kerime var bunların hakkında. Hiçbir müştehit imam buna bir şey dememiş. Hakkında açık nas var. 5 vakit namaz farzdır. Bitti. İmam Şafii Hazretleri 6 olsa olmaz mı demiyor. 7 olsa olmaz mı demiyor. Çünkü Allah-u Teala açıkça bildirmiş bunu. Bir ay oruç Ramazan ayında emredilmiştir. Bunun hakkında içtihat olmaz. Olmamış da zaten. Peki bunları inkar eden direkt Allah-u Teala sözünü inkar ettiği için küt gidiyor. Küt gidiyor. Hiç bunun lamıcımı yok. Lamıcımı yok. Küfre giriyor yani. Küfre giriyor. Ama mesela Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Nerede geçiyor? Her zaman okuduğumuz en kısa sure, Kevser suresinde. Estağfirullah, keven har. Emir sigasıyla bildiriliyor. Kurban kes. Eshab-ı kiramda, Eshab-ı kiram alimdan efendilerimiz de esbab-ı nüzul deniyor. Esbab, sebep kelimesinin çoğulu. Sebepler. Sebepler demektir. Nüzul, iniş. Ayet-i kerimenin iniş sebebi. Sebepleri. Sebepleri. İniş sebepleri. Takır 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 aramışlar falan. Oradaki keven har emir sigasıyla Peygamber Efendimiz'e emirdir buyuruyor. Ümmetine değil. Bunun için orada 4 mezhep imamı, 3'ü kurban kesmek diyor, müekked sünnet. Müekked sünnet. Zaten 3'ü vacip kullanmıyor. Vacip kullanmıyor. İmam Hasan Ebu Hanife Hazretleri kullanıyor vacibi. İmam Hasan Ebu Hanife Hazretleri orada zımnen ayet-i kerimede bildirildiği için vacip buyuruyor. Vacip buyuruyor. Şimdi efendim kurbana müekked sünnet dese veyahut da vacip dese küfre girer mi? Girmez. Ama kurban kesmeyi inkar ederse girer buyuruluyor. Kurban kesmeyi inkar ederse o zaman girer mi? Girer. Şimdi İmam-ı Şafii Hazretleri abdest alırken iki parmakla, üç parmakla başının herhangi bir yerine meshetsen bu farz yerine gelir buyuruyor. İmam-ı Şafii Hazretleri dörtte birini meshedersen farz yerine gelir. Yani başı meshetmek farz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş. Evet, her halükarda farz. Farz. Fakat şeyde ihtilaf var. Tamamı mı? Tamamı mı? Dörtte biri mi? Dörtte biri mi? Ya da bir kısmı mı? Onda biri mi? Tamam mı? Yani evet. Onda ihtilaf var. Onda Peygamber Efendimiz'in tatbikatına bakıyorlar. Şimdi ayet-i kerimede çoğul gelmiş. Femsuhu diyor. Çoğul olarak. Meshediniz. Burada diyor çoğul kullanılmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abdest alırken başın tamamını mesh konusunda mübalağa ederlermiş. Hassasiyet gösterirler. İmam Malik Hazretleri ayet-i kerimeye bakıyor. Peygamber Efendimiz tatbikatına bakıyor. Diyor ki tamamını meshetmek farz. İmam-ı Şafii Hazretleri evet diyor, başı meshetmek farz. Ama Peygamber Efendimiz'in mesela abdest alırken işte elinin ucuyla, parmaklarının ucuyla böyle yaptığı o davaki. Onu üçet almış. Şöyle dokunduğu yani. Meshetmek farz. Evet. Ama bu kadar dokunmak yetiyor, farzı yerine getiriyor diyor. İmam-ı Azam İbn Hanif Hazretleri de Peygamber Efendimiz'in bir eliyle böyle işte başının dörtte birini meshettiği kavlini almış. Bakın Mustafa Bey şimdi efendim mezhepler mi vardı? Ahmak herif. Bu tatbikatların hepsini Peygamber Efendimiz yaptı. İnsanların hepsi aynı coğrafyada yaşamıyor. Fabrikasyon değil insanlar. Farklı farklı durumları var. Farklı farklı iklimlerde yaşıyorlar. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz bunların hepsinin ayrı 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 tatbikatını yapmış. Mezhep imamları da bunları tasnif etmiş. Hadise bundan ibaret. Yoksa mezhep kuruyorum değil. Efendim Peygamber Efendimiz'in zamanında mezhep mi vardı? Peygamber Efendimiz parmağın ucuyla da meshetmiş. Dörtte bir de meshetmiş. Tamamı da meshetmiş. Ne diyeceksin şimdi sen buna? Efendim bana göre. Öst. Sana göre oluyor da İmam-ı Şafii Hazretleri'ne göre niye olmuyor? Değil mi? Niye oraya gelince aynı şekilde kayış atıyorsun? Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam tufanından bahsediliyor. Nuh Aleyhisselam'ın ulul azm peygamber olduğu da bildiriliyor. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de. Hadis-i şeriflerle bildirilmiş. Nuh Aleyhisselam peygamberi inkar eden kafir olur. Nuh Aleyhisselam'ı inkar eden kafir olur. Mesela Vehhabiler insanlığın başlangıcını Nuh Aleyhisselam'la kabul ediyorlar. Adem Aleyhisselam'ı reddediyorlar. Reddediyorlar. Orada küfre giriyorlar zaten otomatik olarak. Nuh Aleyhisselam peygamberliğini reddettiği an kafir olur. Peki
İşte İslam alimleri bunu didik didik ederek efendim tufan yeryüzünün tamamı mı, belli bir yeri mi, bu konuda ihtilaf eden olmuş veya söyleyen olmuş. Ehl-i sünnet alimler bunlar kafir demiyor. Tufanı bu diyor, kabul ediyor. Ama okuduğu şeyden anlayamadı, idrak edemedi, hadis-i şerifteki muradı kavrayamadı. O 72 bidat fırkası da bunun için çıktı ya zaten. 72 bidat fırkasına kafir demiyor ki ehl-i sünnet alimleri. Küfre girerse kafir olur. Çünkü bir seferinde Allah rahmet eylesin, Enver abiler bir toplantı vardı. Orada işte hadis-i şerifi naklediyordu falan. 73 fırkaya ayrılacağını peygamberin bildiriyor. Orada buyurdular ki, bakın dediler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ümmet 73 fırkaya ayrılacak buyurmadılar. Ne buyurdular Mustafa Bey biliyor musun? Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Ümmetim. Evet, hepsine dediler. Bu 72 bidat fırkasından, Miraç konusunda bile, Miraç'a çıktığını inkar eden tepetaklak oluyor. Ama efendim işte şuraya kadar geldi. Mesela Mekke'den Kudüs'e kadar gelen kısmı ayet-i kerime de bildirir. Orası inkar etmesi kafir oluyor. Kudüs'ten sonrası hakkında çeşitli aynı şekilde ifadeler kullanıyorsa buna bir daha sahip diyorlar. Buna bir daha sahip diyor ehl-i sünnet alimleri. Kafir demiyor. Bir daha sahibi. Peki bir kimse bidat yolunu tuttuysa, o yola düştüyse, durumu kritiktir bunun. Mesela 72 bidat fırkasından birisine düştüyse, durumu kritiktir. Her an küfre düşebilir. Her an ama. Çünkü zaten yanlış bir yolda gidiyor. Yani neye benziyor biliyor musunuz? Bir otoban var, bir de dikenli bir yol var. Sen dedin ki bu yol daha sağlam. Otobandan giden ayağına diken batmaz ama o dikenli yoldan giden ayağına mutlaka diken batar. Bazen bu yol bir sarp aynı şekilde dağın üstünden geçiyordur. Kendi uydurdu. Burası daha sağlam dedi. Ama her an düşüp kayalara çarparak parçalanma ihtimali söz konusu. Yani ne güzel, ehl-i sünnet alimleri otobanı bulmuşlar. Benim ve eshabımın yolunda gidenler değil de onun özelliğini bildirmişler. Benim ve eshabımın ve eshabımdan hangisine tabi olursanız, istersen Hazreti Muaviye tabi ol, İstersen Ebu Süfyan radıyallahu anh, istersen Bilal-ı Habeşi Hazretleri, istersen Hazreti Ömer'e, istersen Hazreti Ali'ye, istersen aynı şekilde Hazreti Ömer'e, hangisine tabi olursanız hidayete kavuşursunuz, cennete gidersiniz buyuruyor. Eshabım gökteki yıldızlar gibidir buyuruyor. Hangisine tabi olursanız. Dolayısıyla eshab-ı kiramın hepsini sevmek emredilmiş. Ehl-i sünnet alimleri bulduruyor. Birisine değil uzatmak, Peygamberimiz buyuruyor ki benim eshabıma sövmek bana sövmektir. Sen Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e sövüyorsan Peygamber Efendimiz'i sövüyorsun demektir, tamam mı? Dolayısıyla senin benim Müslümanım demem bir şey diyor. Onun için Hanefi alimler buyuruyorlar ki Şeyhayn'e sövenin tövbesi kabul olmaz. Ben şey yapıyordum ya dedim, bir Şafii Hazretleri meyhanede çıkmıyordu. Tövbe etti, evliya oldu. Bu Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer radıyallahu anhüme buğz ediyor. Bu niye tövbe edince kabul olmuyor? Sonra Abdullah Süveydi Hazretleri'nin Hak Sözü Vesikaları diye tercüme ettiler Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Abdullah Süveydi Hazretleri'ndir o. Osmanlı alimleri de. Orada var. Allah-u Teala bunların gönlüne tövbe getirmezmiş. Yoksa hani İmam Azam İbrahim Hazretleri zamanında, şimdi biz bazen diyoruz ya işte ahmak, İmam Rabbani Hazretleri çok kullandığı için biz de kullanıyoruz ahmak kelimesini. E peki Osmanlı'nın senin ahmaklığın yok. Olmaz olur mu ya? Her bilenin üstünde bilen vardır. Tamam. Ben kendi kafama göre, kendi aklıma göre, Cenab-ı Hakk'ın bana verdiğine göre bu kadar anlamışımdır. E benim üstümdeki akla sahip olan ahmak bu kadar değil, bu böyledir diyecek. Onun üstündeki ahmak o kadar değil, bu böyledir. Öyledir o. Her bilenin üstünde bir bilen vardır. Ayet-i Kerime bu. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'den Aleyhisselatü ayet-i kerimede bildirilen, açık net bildirilen bir şeyi inkar eden kafir olur. Ama açık net bildirilmemiş de zımnen bildirilmiş. Bir işaret var. Ama açık net bir şekilde bu böyle oldu diye bildirilmemiş. Böyle oldu diye bildirilmemiş. Mesela ayet-i kerimelerde şimdi diyorlar ya tek kaynak Kur'an-ı Kerim. Bu ahmaklığın danışkasıdır. Bir ahmak adam aynı şekilde bu böyle papağan gibi de söylüyor falan. Adama diyorsun ki arkadaş Kur'an-ı Kerim'de aynı şekilde şu öğle namazın kaç rekat olduğu, namazın nasıl kılındığı, nelerin okunduğunu bir gösteriver dersen. Kur'an'da var, Kur'an'da var falan. Yok. Ahmak adam yok. Kur'an-ı Kerim'de yok bu. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim onda detaya girmez. Anayasadır Kur'an-ı Kerim.
onu açıklamasını, tefsirini Peygamberimiz yapmıştır. Cebrail Aleyhisselam gelerek beş vakit namaz, namazların vakitlerinde bizzat Kabe-i Muazzama'ya gelerek iki gün geldi buyuruyor. Orada bana gösterdi. Ümmetin için sabah namazının vakti buradan buraya, öğle namazının vakti buradan buraya, ikindinki böyle, akşamınki böyle, yatsınınki böyle diye bildirdi. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'e bildirdi. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Hadis-i Şerif'te bildirilir bu. Ve bildirilmiş. Kitaplarda da var. Peki bunları inkar ederse ne olur? Şimdi İslam alimlerinden bazıları celalli. Evliya-i Kiram'ın celali de Allah için olur biliyor musun? Mesela Muhyiddin Arabi Hazretleri. Değil Eshab-ı Kiram'a sebbetmek, buğz etmek. Allah-u Teala'nın seçip kullarına rehberlik için yaratmış olduğu alimleri hafife almak, onlara hakaret etmek, onlarda hata aramak da küfürdür buyuruyor. Küfürdür buyuruyor. Ya otur sen kendin aynı şekilde kendi hatalarını düzelt. Dolayısıyla yani o deminki o sorduğunuz şeyde Nuh tufanında adam tevilini biliyorsa, çünkü Ehl-i Sünnet alimleri öyle buyuruyor. Muhammed Nur Kutbu Zilki Hazretleri de omuz rakliyle ilmi halde bu ifadesini buluyor. İmam Bilgivi Hazretleri de bildiriyor bunu. Tevilini biliyorsa, açık net bildirilmemiş veya tevilini biliyorsa küfre girmez. Ama dikenli yola girmiştir. Nasreddin Hoca'yı imtihan etmek istemişler de. Hocam demişler, Nuh Aleyhisselam'ın gemisine ağzında zeytin dalıyla gelen kuş dişi miydi, erkek miydi? Kesin erkekti demiş hoca. Ya hocam bırak demişler, yani nereden öğrendin bunu? Demiş erkekti, çünkü dişi olsaydı o kadar süre ağzını kapalı tutamazdı demiş. Böyle şeyler de var. Ha bir de şey var ya, İbrahim Aleyhisselam işte oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek istedi değil mi, istedi? Tam bu çarşı yaparken bir koç geldi değil mi, geldi. O koçu kesti etini kim yedi? Dinleyen zaten vallahi demiş, ben yemedim bana sorarsan. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, öğrenme zahmetine katlanmayan. Öğrenmenin acısını bir müddet tatmayan, hayatı boyunca cehaletin zilletini yudumlar. İlim öğrenmek farzdır. Farzları, haramları öğrenmek farz, vacipleri öğrenmek vacip, sünnetleri öğrenmekse sünnettir. Öğreneceğiz ve kaçınacağız. Bir hadis-i şerifte, bilerek yapılan az bir ibadet, bilmeyerek yapılan çok ibadetten daha iyidir buyuruldu. Resulullah Efendimiz bir kere de, şeytanın bir alimden korkması, cahil olan bin abidden korkmasından daha çoktur buyuruldu. İslam dininde kadın, kocasının izni olmadan nafile hacca gidemez. Sefere, misafirliğe gidemez. Fakat kocası öğretmezse ve izin vermezse ondan izinsiz ilim öğrenmeye gidebilir. Görülüyor ki büyük ibadet olan hacca izinsiz gitmesi günah olduğu halde ilim öğrenmeye izinsiz gitmesi günah olmuyor. Erkek olsun kadın olsun Müslümanların ilim öğrenmesi farzdır. Beşikten mezara kadar ilim öğreneceğiz. Zira Peygamber Efendimiz beşikten mezara kadar ilim öğreniniz, çalışınız buyurdu. Yani bir ayağı mezarda olan 80'lik ihtiyarında çalışması lazımdır. Öğrenmesi ibadettir. Çünkü Resulullah Efendimiz yarın ölecekmiş gibi ahirete ve hiç ölmeyecekmiş gibi dünya işlerine çalışınız buyurdu. Dinin alışveriş kısmını bilmeyen haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerin sevabını bulamaz. Zahmetleri boşa gider ve azaba yakalanır. Bir kimse fıkıh bilmez, fıkhın kıymetini ve fıkıh alimlerinin değerini bilmezse, böyle alimlerin kıymetli eserlerini okumak kendisine ağır gelir. Halbuki İmam-ı Malik ve Ebu Bekri Verrak Hazretleri, fıkıh öğrenmeyip tasavvufla uğraşan dinden çıkar zındık olur. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmayan bidat sahibi yani sapık olur. Her ikisini edinen hakikate varır buyuruyorlar. Peygamber Efendimiz de ibadetlerin eftali fıkıh öğrenmek ve öğretmektir buyurarak fıkıh ilmihal bilgilerini öğrenmenin ehemmiyetini bildirmektedir. İlim insanlara ekmek ve su kadar lazımdır.
Zira Peygamber Efendimiz bütün Müslüman erkeklerine ve bütün Müslüman kadınlarına ilmi aramak, öğrenmek farzdır buyuruyorlar. Ayrıca Peygamber Efendimiz ilim öğreniniz, ilim öğrenmek ibadettir. İlim öğretene ve öğrenene cihat sevabı vardır. İlim öğretmek sadaka vermek gibidir. Alimden ilim öğrenmek teheccüd namazı kılmak gibidir buyurmaktadırlar. Ancak ilim, rivayet ve kuru malumat, bilgi çokluğu değildir. İlim, faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir. İlim, ezber edilen şey değil, ezber edilen şeyden temin edilen faydadır. Bir kimsenin ilmi kendisini Allahü Teala'nın yasaklarından men etmiyorsa, o kimse büyük tehlikededir. İlmi, kibirlenmek, kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmuş değildir. Kendini bilmeyene ilim öğreten, ilmin hakkını zayi etmiş olur. Layık olandan ilmi esirgiyen de zulmetmiş olur. İlim öğrenmek için üç şart vardır. Birincisi, hocanın, yani ilim öğretenin maharetli olması lazımdır. İkincisi, talebenin zeki olması, sürati intikal sahibi olması lazımdır. Üçüncüsü, ilim öğrenmek için uzun bir zamanın lazım olduğunu unutmamak lazımdır. İlim ganimettir. Sükût kurtuluştur. Halktan bir şey ummamaksa rahatlıktır. Batın ilmi, zahir ilmi öğrendikten sonra öğrenilir. Zahiri ilimleri öğrenip onunla amel eden kimseye Allahü Teala batın ilmini açar. Batın ilmi ancak kalbin açık olup nurlanmasıyla elde edilir. Bunun için açık ve zahir olan şeylere sarılmalı, bilinmeyen yollara girmekten sakınmalıdır. Hakkı, doğruyu kim söylerse söylesin kabul etmelidir. Söyleyene değil, söylenen söze bakmalıdır. Ancak ölçü şu olmalı: Ehl-i sünnet itikadına uygun olmayan sözlerin ve söyleyenlerin hiçbir kıymeti yoktur. Ölmemek için yemek içmek lazım olduğu gibi, inkarcılara aldanmamak, dinden çıkmamak için de dinini, imanını öğrenmek lazımdır. Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki, ilim bulunan yerde Müslümanlık vardır, ilim bulunmayan yerde Müslümanlık kalmaz. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim ilk dinleyicimiz, hani sizin hocanız kim, sizin rehberiniz kim diye soruyorlar. Allah-u Teala bütün peygamberler rehber olarak göndermiş. Sonra Allah-u Teala kıyamete kadar bu peygamberlerin varislerini yaratmış. İlk başlangıçta da yani çok da ama dördü kitaplara geçmiş. Dört tane rehberimiz. Kim bunlar? İmam Hasan bin Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri. Ben Hanefi mezhebindeyim. Rehberim de aynı şekilde İmam Hasan bin Hanife Hazretleri ve onun yolundakiler. İtikatta da iki tane aynı şekilde rehber yaratmış. İmam Muhammed Maturidi, İmam Eşari Hazretleri. Rehberimiz onlar. Ve İmam Hasan bin Hanife Hazretleri ve dört mezhep imamının bu bildirdiklerine ittiba ederek yükselenler var. Yükselenler var. Mesela nüvvet yolunda, velayet yolunda yükselenler var. Nüvvet yolunda yükselenlerden İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri, ondan sonra Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri, sonra bize en yakın Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri bu yolun büyüklerinden gelmişler. Dolayısıyla onların bildirdiklerini bize naklediyorlar. Ve Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri de bu bilgilerin hepsini Hüseyin Hilmi Efendi'ye rahmetullahi aleyh yüklemiş. O da Tam İlmihan Saadettebili kitabını. Dolayısıyla Tam İlmihan Saadettebili kitabını okuyan bir kimse bu saydığımız isimlerin hepsi kendisine yol gösteriyor. Onların ortak olarak bildirdikleri bilgiler. Yani Tam İlmihan Saadettebili kitabı şu anda rehberlik yapıyor. Efem canlı. Orada lazım zaten. Lazım olan her şey bildirilmiştir. Her şey bildirilmiştir. Ha efem İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh hazretlerinin yolunda gelen o büyüklerden, yani İmam Şafii Hazretleri'nin bildirdiği, naklettiği bilgileri daha sonraki gelen Şafii mezhebindeki alimler yazmış kitaplara. Elinde böyle kıymetli bir Şafii ilmihali varsa
o kitabı hazırlayan ve onun aynı şekilde üstadlar onun rehberidir. Efendim benim rehberim yok, bu mezhep sizlere ait, Vehhabilere aittir. Rehbersiz olmaz. Benim rehberim Kur'an-ı Kerim'dir sadece. O da aynı şekilde ahmaklığın danışkası. Nasıl anlayacaksın sen Kur'an-ı Kerim'i? Sana mı geliyor vahiy? Nereden anlayacaksın? Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorsun. Rehberim Kur'an-ı Kerim, Kur'an diyorsun falan. Yok o. O dinsizliğe giden yoldur. Ve din düşmanlarının uydurduğu bir tuzaktır. Önce cahil bıraktılar insanları. Önce cahil bıraktılar. Cahil bırakınca da adam mezhep ne olur? Mezhep imamı, İslam alimi onu falan tanımadığı için tek kaynak, tek kaynak falan. Ama şimdi o da iflas etti. Bu ekran tarafa çıkartılan bir ilahiyat profesörü var. İşte Kur'an'da bu yok, Kur'an'da bu yok falan diye bir mezhepsizin birisi. Daha doğrusu dinsizin birisi, zındığın teki. İşte demiş ben demiş 30 cilt demiş tefsir yazdım. Sunucu kadın demiş ki bir dakika demiş ya. Sen tek kaynak Kur'an dedin, 30 cildi nasıl okuyacak demiş falan. Ya. Ahmak herif de hancı aynı şekilde inkar ediyordu da. Bu kadar kitap mı falan. Sen niye 30 cilt yazdın? Kendi kafana göre. Yani efendilerin, müsteşrikler sana ne emrettiyse o ayet-i kerimeleri o kafana göre değiştirdin. O kafana göre değiştirdin. O Mason Abdut da aynı şekilde. NMTR'de geçen ebabil kuşları çiçek hastalığı diye anlattı adam. Çünkü efendileri öyle emretti. Bunu kurcala, Müslümanların kafasını kurcala. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okumayan kimsenin sapıtmaması mümkün değil. Bunun için biz de ısrarla diyoruz ki tam İlmihal Saadettebili'yi kitap mutlaka okunması lazım. Dolayısıyla yani şu zamanda tam İlmihal Saadettebili'yi kitabı hepimiz için rehberdir. Efendim evliya günah işler mi? İşleyebilir. Evliya peygamber değil ki. Peygamber günah işleyebilir mi? Ya peygamber çelikte yaratılmamıştır. Et ve kemiktir. Nefsi onda da vardır. Mesela şehevi duygular onlarda da vardır. Bunun en canlı şekli tezahür eden Allah Teala mesela Yusuf Aleyhisselam imtihan ederken Hazreti Züleyha ona aşık oluyor. Kendine davet ediyor. Diyor ki beni diyor çirkin mi buluyorsun? Güzel bulmuyor musun? Güzel bulmuyor musun? Ki o zaman bunlar meşrudur. Meşru şekilde reddetti. Onlar reddetti. Hatta Yusuf Aleyhisselam'a ait bu söz. Benim nefsim kötülük istemez demiyor mu buyurdular. Ama peygamberlerin bir özelliği vardı. Allah-u Teala onları bizim anlamadığımız bilemezmiş şekilde bir fanus içerisinde tutuyor. Koruyor yani. Ha koruyor. Yani günaha düşürmüyor. Evet. Ama evliya böyle değil. Eshab-ı kiram da böyle değil. Günah işleyebilir. Hata edebilir. Fakat eshab-ı kiramın, tabiinin, tebe-i tabiinin, evliyanın günah işlemesi diğerlerinin günah işlemesine benzemez. Bir şey de mesela hani zaman zaman da anlatıyoruz ya Cüneyt-i Bağdadi Hazretleri veya da Beyaz bir Sami Hazretleri. Bu ikisini ben hep karıştırıyorum ama önemli değil. İkisi de aynı şekilde hangisini söylersen söyle. Aynı kapıya çıkıyor zaten. Sabah namazına kalkamamış. Çok üzülmüş. Çok ağlamış. Tövbe etmiş. Ondan sonra hemen kaza etmiş tabii. Çok ağlamış. Aradan birkaç gün geçmiş. Bakmış sabah namazı vakti birisi ayağını gıdıklıyor. Gözünü açıyor. Bakıyor ki iblis. Yani onları görüyor. Demiş hayırdır? Sabah namazı vakti kalk namazını kıl. Senin vazifen demiş insanlar namaza kaldırmak mı? Değil demiş. Niye kaldırıyorsun? Geçen gün demiş bir namaza kalkamadın demiş. Öyle ağladın, öyle sızladın, öyle tövbe ettin ki demiş. İki rekat namaz yerine 70 rekat namaz sevabı yazdılar sana. Şimdi vaktinde iki rekatı kıl da diyor. Daha fazla sevap kazanma onun için kalk diyor. Şeytanlığını yapmış gene. Gene şeytanlığını yapmış. Dolayısıyla onlar nefis sebebiyle değil. Yani vücudun gafleti sebebiyle hataya düşebilirler. Israr etmezler onlar. Israr etmez. Hemen tövbe ederler. Ama bizim nefsimiz iman etmediği için ya ne olacak bu kadar günahtan falan filan. Tövbe edersin ederde falan atlatır onu. Ama öyle değil. Bir de biz unuturuz. Ha biz unuturuz. İşlediğimiz günahı. İşlediğimiz günahı doğru. Onlar unutmuyor. Aklı fikri orada oldu. Tabii. Onlar bir daha yaptığı iyilikleri değil. O işledikleri günahlar hatırlarında tutuyor. Hani Emel abiler anlatıyor evet. Ya. Size yapılan iyilikleri unutun. Özür dilerim. Başkasına yaptığınız iyilikleri unutun. Ama günahlarınızı asla unutmayın diye tekrar derlerdi ya. Yaptığınız iyilikleri unutun. Ve size yapılan kötülükleri de aynı şekilde silin. Onları da hatırlamayın. Ama nefsinize uyarak yapmış olduğunuz hataları, günahları hiç unutmayın. Evliya da bu hal halindeydi. Hal halindeydi. Dolayısıyla onlar ne evliyalıktan düşürür... ...ne eshab olma şerefinden indirir. Peki evliya da derece derece mi? Derece derece tabii. Derece derece.
Mesela zaman zaman naklettiğimiz, biz bilmiyoruz ondan dereceler. Mesela Mevlana Haddi Bağdadi Hazretleri için Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki nübüvvet hariç bütün kemalat, bütün üstünlük kendisine verilmişti. İmam-ı Rabbani Hazretleri Peygamber Efendimiz'den 1000 sene sonra, yani 10 asır sonra geliyor. Ve Müceddidi Elfi Sani, ikinci binin yenileyicisi diye bildiriliyor. Eğer Peygamber Efendimiz'den sonra peygamber gelseydi, Resul peygamber, Resul olan peygamber gibi olacaktı. Ama peygamberlik verilmedi. Yani o kadar yüksekti. O kadar yüksekti. Peygamber Efendimiz, benden sonra peygamber gelmeyecek, gelseydi Ömer İbn Hattab peygamber olurdu buyuruluyor. Yani yaratılışlar öyle üstün yaratılmıştır. Öyle üstün yaratılanlar olmuş mudur? Evet, üstün olarak yaratılmış olanlar vardır. Dolayısıyla efendim bu zatlar açık açık bunu yazmışlar ve bildirmişler. Ama hata edebilir mi? Gaflete düşebilir mi? Düşebilir tabii. O olabilir. Efendim Hazreti Osman dedi işte 6 saat falan değil. 2 rekat namazda Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar okuyor. Bu bir ihsan-ı ilahidir. Bizim anlayamayız onu. Onu hesaba kitaba vurdu mu katiyen olmaz. Katiyen olmaz. Okuyor ama. Okuyor. Bunu böyle bilmek lazım değil mi? Bu mesela kitaplarda sadece Hazreti Osman değil. Yani 2 rekat namazda Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar okuyanlar olmuştur. İmam-ı Azam Hazretleri için de söyleniyor. Evet. Ve sonraki asırlarda da Allah-u Teala ihsan ettikleri olmuş böyle. Olmuş. Ben mesela bunları ilk okuduğum zaman, şimdi dinleyicimizin de zihnini okurcalamış da, oturdum hesap ettim. Ya dedim, birer dakikada okusa 600 dakika eder bu. Her bir sayfayı değil mi? Evet. 600 dakika eder. O da 10 saat. 10 saat eder. 10 saat eder. Hadi diyorum, kış geceleri olsa biraz aklım yatıyordu. Tamam mı? Ama bu yaz kış deniyor kitaplarda. Yaz kış 2 rekat namazda Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar okuyor. Yazın 10 saat değil gece bir kere. Tabii. Değil mi? Tabii imsak kadar hesap. İmsak kadar hesap edeceksin. Zaten mesela mesela yazın İstanbul için söyleyeyim, 9'da akşam oluyor, 3'te de imsak oluyor. Tabii. 6 saat. 6 saat. Mümkün değil diyorsun. Bu o değil. Bu farklı bir şey. Hani dinleyicimiz diyor ki bu diyor hani ruhem, yok ruhem falan değil. O da bir haldir. Belli bir sebepler zinciri altında zuhur ediyor. Belli bir sebepler zinciri altında zuhur ediyor. Ama hangisi onu bilmiyoruz. Peki Allah-u Teala dilediği kula da bunu nasip eder mi? Eder. Mesela büyüklerden birisi böyle dua edermiş. Ya Rabbi peygamberlerden başkası için kabirde namaz kılmayı nasip ettiysen bana da ver dermiş. Vefat etmiş. Sonra birisi rüyada görmüş, bakmış kabrinde namaz kılıyor. Peki o namaz ona derece... Yok, ona zevk alırlarmış onlar. O ayrı bir şeymiş o. O ayrı bir şeymiş. Şimdi dinleyicimizin bir suali daha vardı. Dedi ki borç alınan paranın aynısı mı verilir? Efendim eğer zikzak çizmiyorsa, oturmuşsa, parada değişiklik yoksa, mesela Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde altından basıyordu. Aynısı. Bir altın aldı, bir altın veriyordu. Bunda bir değişiklik yoktu. Ama sonra bu altın ve gümüş kaldırıldı. Bütün ülkelerden kaldırıldı. Mesela şimdi diyorlar ya işte Bizans'tan kalma, Roma'dan kalma, Venedik'ten kalma, altınlar falan. Ya hepsi parayı altından basıyordu Mustafa Bey. Evet. Hatta ben bir seferinde Kuzuluk'ta bizim bir devre vardı. Orada anlatıyordum zekat vermek için altın vermek. Bir tanesi dedi ki sen ne diyorsun ne diyor? Peki öncekiler ne yapmışlar ya falan. Ha dedim öncekiler okusaydın dedim böyle bir soru sormazdın. Şimdi dedim cahilliğin açığa çıktı. Ben dedim kendi çocukluğumda hatırlıyorum. Babaannemlerin kullandıkları mecidiye diye para vardı, tamam mı? Gümüştü dedim ya. Onlar için problem değil. Cebinde kullandığı, elinde kullandığı paradan onlar zekat veriyordu. Onların parası altın ve gümüşten basılıyordu. Şimdi dedim bak çıkardım cebimdeki parayı. O zaman daha sıfırlar atılmadıydı. Sıfırlar atılmadıydı. Bak dedim bir 10 lira vardı. Şimdi 10 lira o zaman 10 milyon. 10 milyon. Gösterdim. Ne yazıyor bunun üstüne? 10 milyon dedi. Bu kağıt 10 milyon eder mi? Nerede edecek dedi ya falan. Bunun kıymeti yok. Ondan sonra bir tane çeyrek altın taşıyorum. Çıkardım bu. O dedi değişmez ki. Ha işte değişmez. Allah-u Teala bunu yaratmış insanlar arasında. İnsanlar arasında bunu yaratmış. Parada bir değişiklik yoksa tamam. Altınsa problem yok. Ama böyle değil de kıymi değerde paralar varsa. Onun için de mesela Saadet-i Ebedi kitabında buyuruyor ki böyle durumlarda ben şimdi geldim Mustafa Bey'den borç istedim. Dedim bana bir 10 bin lira ihtiyacım var falan. Dedim bir dakika. Altının gram kaç para? Şu kadar. 10 bin liraya kaç gram altın ediyor? Şu kadar. Yazdım. Yazdım. Mustafa Toköz'den işte şu 3 gram altın hediye, borç aldım. 2 tane yazdım. Birini de sana verdim.
Benim sana borcum ne? 3 gram. Peki 5 sene sonra 3 gram altın 50 bin lira oldu. Değil mi? Evet. 3 gram altın borcum. Böyle durumlarda esas olan bu. Ama o zaman borç veriyorsun, hiç yapmıyorsun. Sonradan diyorsun ki işte bu erozyona uğradı bilmem ne. Ya, başından düşüreceksin. Onun için biz diyoruz ki saatte bir değil, hep okumalı. Böyle olursa sen de mağdur olmaz. Baştan onu karar ver. Baştan karar vereceksin. Anlaşma. Senedinde yapacaksın. Anlaşma yapacaksın. Ha şimdi olursa o karşı tarafa söylersin. Arkadaş 10 bin lira o zaman bunlar alınırdı. Bunlar olurdu falan. Gel yeniden mi anlaşma yapalım falan der. Karşı tarafta rıza gösterir. Biraz şey yaparsa ya benim durum da fazla değil. Hani çok absürt olmama kayrı şartıyla böyle böyle yapalım derse olur. Öyle olur. Başka türlü olmaz. Son dinleyicimiz ben dedi kaza namazı borcum olduğu için dedi 5 vakit namazın dedi sünnetleri yerine kaza kılıyorum. Müekked sünnetler çok kuvvetli olduğu için dedi bunlar yerine de ben kılıyordum dedi. Doğru mu yapıyorum? Doğru yapıyor. Bir tek Hanefi mezhebinde sabah namazının sünnetine vacip makamında dendiği için ona kaza diye niyet etmiyoruz. Diğerlerinin hepsine kazaya niyet ediyoruz efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.